Neşeti de, lezzeti de bol olur. İyi akşamlar sevgili çiftçilerimiz, değerli tarımcılarımız. Edirne Televizyonu'nun sizler için hazırladığı Tarım Saati programına hoş geldiniz. Çok değerli konuğumla birlikte programı açarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Sevgili çiftçilerimiz, Tarım Bakanlığı'nın son yıllarda dikkati çeken en önemli çalışmalarının başında tarımda üretim ve kaliteye sağladığı destekler gelir. Bu hem bitkisel üretim hem de hayvansal üretim için destek şeklinde olabilir. Desteklerin sağlıklı ve gerçekçi bir şekilde yapılabilmesi için ise mutlaka çiftçinin, üreticinin tarımsal varlıklarının doğru ve gerçek bir biçimde saptanması gerekir. Bunun sağlanması için ancak yurt çapında çiftçi kayıt sisteminin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi şarttır. İşte bu akşamki tarım saatinde çiftçi kayıt sisteminden ve bunlara dayalı olarak yapılan desteklerden söz edeceğiz. Konuğumuz ise bitkisel üretim ve bitki sağlığı şubesinden ziraat teknikeri arkadaşımız Bedri Çakan olacak. Kendisini buraya davet ettik. Bizleri kırmadı, geldi sağ olsun. Aynı şekilde Tarım Müdürlüğü teşkilatından da oranın değerli amiri müdür beyden, bölge bölüm şefi arkadaşlardan hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Onlar sayesinde bu programlarımızı bu şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. Şimdi değerli konuğumun kendisine dönerek hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Hoş yanılmıyorsam siz de Trakyalısınız. Evet. Diyelim efendim. Evet. Zaten o nedenle kısaca bir özgeçmişinizi alacağız. Mesleki özgeçmiş olsun bu. Bu Edirne'deki şu anınıza kadar geçen süreyi şöyle bir göz atıverelim. Yine birkaç sohbet yapalım burada. 1991 Halkalı Ziraat Okulu mezunu. Evet. Daha sonra ilk görev yerim Adıyaman'da. 4 yıl Adıyaman'da kaldıktan sonra Kırklareli-Vize İlçe Tarım Müdürlüğü'nde 15 yıl görev yaptım. Daha sonra Mesleki Yüksek Okulu'na gittiniz. Evet. Evet. Bu arada okulu bitirdik tabii. Daha sonra işte eş durumundan dolayı Edirne'ye tayin olduk. 4 yıldır Edirne'deyim. 4,5 yıldır. 2 yıldır da Alapaşa'da görev yaptım. Evet. 2,5 yıldır da aşağı 2 yıldır da Tarım İl Müdürlüğü'ne görev yapıyorum. Evet. Evet efendim, şimdi Trakya'da ben birçok buraya çıkan arkadaşlara bakıyorum. Çoğu Trakya'daki arkadaşlar genelde Edirne'de çalışıyorlar. Ama dışarıdan gelenler var. Dışarıdan gelenler de gerçekten Edirne'yi çok sevmişler. Demin de sizinle konuştuğumuz gibi bir kere Edirne'yi gördükten sonra ayrılmak, bir yere gitmek evet. istemiyorlar. Ama buraya yaşıyorlar. Havası farklı. Ben de zaten öyleyim. Ben de ilk defa buraya geldim yedek şube olarak. Ondan sonra Edirne'den ayrılamadım. Evet. Buraya yerleştim. Siz de tabii Kırklareli de buradan bir farklı değildir. Evet. Ama daha çok Trakyalıdır Kırklareli. Burası şimdi biraz değişiyor ama Kırklareli ile burası arasında ne fark görüyorsunuz? Yani ne benzerlikler var, nasıl farklar var? Her iki tarafı da gayet iyi biliyorsunuz. Ya her iki taraf. Yani aşağı yukarı yetiştirilen insanların şeyleri yaşam olarak. Tabii evet. Edirne'nin daha bir farklı bir havası var yani, kabul etmek değil lazım. Yani Edirne'nin şeyi Kırklareli Tekirdağ'a göre daha farklı bir havası var. Burası daha bir insanı da bir tabii değişik. Tarihi bir şehir. Tabii. Onun değil da efendim? Etkisi var yani. Yıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nun tabii muhakkak yani başkentliğini yapmış. Evet. Evet. Evet efendim. Şimdi o zaman gerçi sizi 2 yıldır tanımıyorlar Edirne'de. Mutlaka şimdi burada tabii. Köylülerimiz görünce tanımışlardır, tanıyacaklardır. Ama buna rağmen biz yine de sizi belki ilk defa bu programda gören olabilir diye şöyle kısa bir mesleki özgeçmişinizi alalım. İşte
buradan 2010 yılında buraya Edirne'ye tayin oldum. 2 yıl Alapışlar'a görev yaptım. Daha sonra 2012'nin Ekim ayından beri burada ÇKS biriminde çalışıyorum. Evet. Son 2 yıldır da il sistem sorumlusu olarak görev yapıyorum. Bu desteklerin, ÇKS ile ilgili bağlı desteklerin evet. Daha doğru ve daha düzgün çalışmasını, işte bakan çiftçilere paranın doğru şekilde ulaşmasını sağlamak için çalışıyorum. Bunları yapmaya çalışıyoruz en azından. Anladım. Bütün arkadaşlarla beraber. Tek başıma yapmıyorum tabii ben bunu. Mutlaka bir ekip çalışması tabii var ekip çalışması efendim? Var. Biz de hepimiz birbirimize yardımcı oluyoruz. Olayı mümkün olduğunca rahat bir şekilde bitirmeye çalışıyoruz yani. Peki efendim, bu şekilde yerel televizyonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sizin zirai yayım görevinizi sağlıklı bir şekilde yapmanızı sağlıyor mu acaba? Kesinlikle. Yani biz şimdi her çiftçiye ulaşmamız mümkün değil. İl genelinde merkez ilçelerle konuşuyorum. İl genelinde evet. 30 bine yakın çiftçi var ÇKS'ye başvuran. Yalnızca merkez ilçelerde 4000'in üzerinde çiftçi var ÇKS'ye kayıtlı. Bunlara tek tek ulaşmak mümkün olmuyor. Evet. Bu televizyon sayesinde çiftçinin bilmesi gereken veya her şeyi bilemeyebilir tabii çiftçi. Tabii, tabii efendim. Bizim çiftçinin bilmesi gereken şeyleri burada anlatmak çok faydalı oluyor. Yani birebir tabii mümkün de herkesi bulamayız. Evet. Ama burada insanlar internetten veya başka bir şekilde televizyondan bunları görerek, okuyarak veya dinleyerek bilmesi gerekenleri bilebilirler. Biz de tabii gözden kaçırdığımız ve unuttuğumuz varsa onlara da bir şekilde yardımcı oluruz. Tabii efendim. Zaten bu işi biz bir topyekun olarak hep anlayış içinde yapıyoruz. Çünkü bu televizyonun yaşaması için, bu programların yapabilmesi için bir taraftan muayyen bir maddi desteğe ihtiyaç oluyor. Tabii. Bunu da herkesten değil, sadece Edirne'nin temel kuruluş tarımsal daireleri var. Onlar yardım ediyor. Örneğin bize Trakya Birlik, Borsa, Sığır Yaşları Birliği Başkanı, Ziraat Odası, bunlar hep destek sağlarlar devamlı. Tabii. Ve onlar sayesinde programımızı yapıyoruz. Sonra Tarım İl Müdürlüğü ve Trakya Tarımsalaştırma Enstitüsü gibi teknik elemanları, yetişmiş teknik elemanları bünyesinde bulunduran kuruluşların, bunların amirlerinin gösterdiği kolaylık ve yakınlık sayesinde oradaki arkadaşlar, işte sizler gibi arkadaşları da burada programları çıkarmak içerisinde buluyoruz ki o bakımdan biz de çok şanslıyız diyorum. Şimdi yavaş yavaş isterseniz konularımıza geçelim. Tabii ki önce bu ÇKS diyoruz buna, ÇKS. Yani çiftçi kayıt sistemi. Bu sistemin amacı nedir? Bu sistem şu anda yani bütün Türkiye yerleşmiş midir? Faydaları nedir? Neden Tarım Bakanlığı bu ÇKS sistemine gerek gördü? Evet. ÇKS ilk 2002 yılında başladığında o zamanki şartlarda elektronik ortama bunu aktarmak için bizler tarım il ve ilçe müdürlükleri olarak taşrada çalışan arkadaşlar olarak hani evet. Tabir yerinde 24 saat bilgisayarların başında bunların kayıtları için uzun bir süre, birkaç sene hep bunları kayıtları için sürekli bilgisayar karşısında yaptık. Evet. O zamanki şartları, ama şimdiki teknoloji daha ileride, altyapı oluştu. Bu ÇKS'yi ilk kurulurken bakanlığın amacı da bu tarım arazilerinin kayıt altına alınmasıydı. Bu evet. Kayıt altına almanın amacı arazilerin mülkiyet ve büyüklüklerinin ve yanı sıra ulusal koordinat sistemine göre sayısal verilerin de kayıt altına alınması, destekleme, tarımsal destekleme uygulamalarında çapraz ve doğrudan kontrollerin sağlanması, diğer kurum ve kuruluşlarla bilgi alışverişinin sağlanması, evet. Bu kurum değişik kurumlarla bilgi sistemlerinin entegrasyon haline geçmesi, ülke genelinde çiftçilerin kayıtlarını, bunun altyapısı şu an hazırlanıyor, ülke evet. Genelinde e-devlet ve internet üzerinden çiftçilerin bu tarımsal kayıtlarını kendisinin yapmasının sağlanması, evet. Bu çiftçilerin özlük, arazi, tarımsal faaliyet bilgileri, parsel bazında üretim bilgileri takip edebilmek, bunlarla ilgili yetiştirilecek ve yetiştirilmiş ürünlerle ilgili bilgileri toplamak ve bunlarla ilgili kullanılacak ilaç, tohum, su, gübre gibi şeyleri derleyip toplayıp belli bir plan program çerçevesinde çiftçilere bir şekilde paylaşmaktır. Bu asıl ÇKS'nin amacı, çok değişik olmakla birlikte asıl amaç budur. Ama ÇKS'nin içerisinde tabii destekler de vardır. Bunlar da işin içine girmiştir daha sonradan. Zaman içerisinde her yıl belli kalemle artarak, değişerek ve daha değişik enstrümantal kullanarak çeşitli destekler verilmiştir. Şu ana kadar bayağı evet. Bir destek olmuştur. Ülke genelinde aşağı yukarı 50-60 destek vardır ama tabii her ülkenin mesela fındığı var, çay var, pamuk var ve zeytinyağı var. Bunlar her bölgenin kendine göre olan destekleri var. Bizim Trakya bölgesine has olan aşağı yukarı 14-15 tane destekleme kalemi var. Evet. Bunlar ÇKS üzerinden ödeme yapılıyor.
Şimdi efendim siz kırkları elde de herhalde tarım teşkilatında çalıştınız tabii, evet, değil mi efendim? Biz de çalıştım. Evet. Efendim çalıştınız. Evet. Orada çalıştınız. Bu geldiğiniz burada da çalıştınız. Bir hayli zamandır ÇKS sistemlerinin içindesiniz. Yani o sistemleri tatbik etmenin, kurmanın, oluşturmanın. Trakya çiftçisinin bu ÇKS sistemine ihtiyaç duyduğunu, alıştığını söyleyebilir miyiz? Hala yoksa bir tedirginlik, bir yabancılık içinde mi? Yok, öyle bir şey yok. Çiftçilerin bu işi gayet iyi biliyorlar. Ne yapması gerektiğini, ne yapmaması gerektiğini de gayet iyi biliyorlar. ÇKS'de ne yapacağını, biraz tabii bu en son 2014 yılında 2015 yılı kayıtları gibi zaman sınırlaması olmuştu. Onu da bakanlığımız en son 30 ya da 31 Aralık'ta resmi gazetede 30 Haziran'a uzatarak 2015 ÇKS kayıtlarını, o sıkıntıyı da ortadan kaldırdı. Şu an 2015 ÇKS kaydını yapmak isteyen, yapmamış çiftçilerimiz 30 Haziran'a kadar ÇKS kayıtlarını yaptırabilirler. O yönde bir sıkıntı yok yani. Anladım. O zaman hemen arkasından şunu sorayım ben size. 2014 üretim sezonundan itibaren ÇKS'de neler değişti? Bu değişiklikleri maddeler üzerinden anlatabilir miyiz efendim? Tabii. Detaylı bir şekilde ki o unuttukları yerlerde kalmasın çiftçilerimizin. Tabii. Şimdi 2013 yıl dahil olmak üzere 2013 yılına kadar ÇKS sistemi belli bir şey üzerinden gidiyordu. Fakat 2014 yılından itibaren değişik kurum ve kuruluşlarla online olarak kayıtlar yapılmış. Yani tapuyla online olduk. Herhangi bir tapu bilgisi değiştiği anda biz de anında görebiliyoruz. Kadastro aynı şekilde, maliye, nüfus, bu gibi bir kurumlarla entegre olduktan sonra artık anlık değişiklikler veya farklı bir değişiklik anında bizler tarafından görülmeye başlandı. Evet. 2013 ve daha önceki yıllarda böyle bir durum söz konusu değildi. Ha, şimdi orası çok önemli. Bakın. Evet, çiftçilerimiz bayağı şeyler sene, değişmiş demek o arada. 2013-2014 işte, arasında. Evet. Çiftçilerimizle işte değişik şekilde iletişim kurduğumuzda bugüne kadar sıkıntı yaşamadık. Bugün niye yaşıyoruz? Çok çiftçimizden bu lafı duyduk ama biz bunu anlattıkça tabii onlar da tamam diyorlar. Herhangi bir sıkıntı yaşatmıyorlar. Bunlarla ilgili değişik şeyler oldu. Bu kısa ana hatlarıyla ben anlatmaya çalışacağım tabii, daha önceki yıllarda. Çok iyi olur. Çiftçilerimiz de onu her ne kadar biliyor sanırlarsa da dinlemekte yarar var. Çünkü her dinleyişte birçok yeni şeyleri öğreneceklerdir. Evet. Çiftçilerimiz ÇKS dosyasını il ve ilçe müdürlüklerine getirirken çiftçi belgenin en son bir yıldan eski olmamasına dikkat etmelidir. Yani eski bir herhangi bir ÇKS belgesi de bize gelmedi. Ziraat odasından çiftçi belgesini en son bir yıl içerisinde güncelleyip bize getirmeleri gerekmektedir. Ha. Bu şekilde vardır. Her çiftçi belgesinin ne kadar süresi var? En fazla bir yıl geçerliği vardır. Çok güzel. Tarımsal çok desteklemeler güzel için. Evet. Daha sonra çiftçilerimiz bu dosyaları bize teslim ederken ya kendisi ya da yasal vekilleri sayesinde ilçe tarım müdürlüğüne veya il tarım müdürlüğüne teslim edebilirler. ÇKS belgelerinde bu dosyayı teslim edip sisteme girdikten sonra da tabi ettikleri ÇKS belgeleri ya kendileri ya da yasal vekilleri sayesinde alabilirler. Yani ben herhangi birisinin belgesini bir başkasına verilmeyeceğini çiftçimiz... Kimi yasal sayıyorsunuz mesela? Ya ben babamın, çocuğumun, eşimin veyahut da işte kayınpederimin ÇKS'sini istiyorum, verir misin dediği zaman biz vermiyoruz artık yani. Vermiyorsunuz. Bu şekilde çiftçilerimizi bilgilendirmiyor. Daha önceki yıllarda böyle bir durum söz konusu değildi. Bunun değişik hukuki sıkıntılara çıktığı zaman içerisinde de bunların bir tecrübeyle sabit oldu. Bu dosyayı teslim ederken çiftçilerimiz il ve ilçe tarım müdürlüğüne geldiği zaman ÇKS dosyasını hazırladıklarında üzerinde silinti, kazıntı, daksil veya benzeri bir şey olduğu zaman dosya kabul görevlileri tarafından bu dosyalar kabul edilmeyecektir. Evet. Çiftçilerimiz üzerine herhangi bir değişiklik yapacakları zaman yapılmışsa veya herhangi bir şekilde değişiklik olmuşsa yeniden yazmaları gerekiyor. Evet. Bu gibi şeyler var. Çok haklısınız. Şimdi burada müsaadenizle bir soru daha sorayım. Diğer konulara geçmeden, konu dağılmadan. Şimdi bu ÇKS belgelerinin, ÇKS belgesi, şey mi, sağ mı diyeceğiz efendim, ÇKS? Ya çiftçi kayıt sistemi çiftçi belgesi. Kayıt, öyle değil. Çiftçinin elinde ÇKS olarak aldım. Çiftçi yani. Kayıt sistemi belgelerinin sağlıklı olabilmesi için nelere dikkat etmek gerekir? Onu sormak istiyorum. Yani bu çiftçi belge ne gibi yanlışlıklar çıkabilir? Ne gibi faydaları vardır? Bunları elinde olmayanlar neler kaybederler? Şimdi tarımsal desteklemeden faydalanmak isteyenler çiftçi kayıt sistemi başvurusunu yapmak zorundadır. Yapmak zorundadır. Kendi menfaatler var şeyden evvel. Bu başvuruyu yapmazsa hiçbir tarımsal destekten faydalanamaz. Bu öyle bir şekilde, bu şekilde. Çiftçilerimiz bunu yaptıktan sonra bu desteklere bağlı olarak beyanlarının doğru olmasına dikkat etmelidir. Beyanların doğru olmadığı zaman hukuki sonuçlara dahil olmak üzere olumsuz sonuçlara çıkmaktadır. Ha,
Dosya yazarken ufak münferit veyahut da böyle gözden kaçan hatalar var. Onlar yıl içerisinde düzeltilebilir ama bile doğru olmayan beyanlar veyahut da sağlıklı olmayan beyanlar verildiği zaman kendisiyle de sıkıntı yaşayabilir. Çiftçilerimiz buna dikkat etmelidir. Yani ben ya orayı yazmış, bu yazmış, ben okumadan imzalamış falan, o şekillerde ileride sıkıntı yaşayabilirler. Bunlara dikkat etmeleri gerekir. Etmeleri gerekir. Bir de şöyle bir şey, bilmiyorum olabildi mi yani geçmiş zamanlarda diyeceğim, ilk başladığı yıllarda. Mesela iyi bir tapulama sistemi şart bu çerkesel sistemlerin bilmesi değil mi? Onun, halbuki bizim Türkiye'mizde birçok yerlerde bunlar da iyi şekilde oturuşmadığı için birçok zorluklar çıktı size zamanla. Bunları nasıl efendim hallediyorsunuz? Hala bu konuda zorluk çektiğiniz yerler var mı ÇKS belgesinde? Bu nedenle veremediğiniz durumlar var mı? ÇKS belgesine ÇKS'ye kayıtlı olmak için kendi malı ya da kira sözleşmesi şartıyla beyan edilir. ÇKS'ye kaydedilemeyecek parsellerde intikal... Ha, kira sözleşmesi orada meseleyi hallediyor yani değil mi efendim? Tabii kira sözleşmesiyle bunu dosyalarına yani belgelendirmek şartıyla koyabilir. Ha. Zaten ÇKS'ye kaydedilemeyecek parseller sahibi ölmüş, intikal olmamış, bir de sahibi bulunmayan parseller. Onun haricinde kira sözleşmesi yapılamıyor veya sahibi bulunamıyor ama halihazırda fiilen işliyorsa bunları da beyan ediyor. Fakat buna tarımsal destekleme olmuyor. Beyan ettikleri, belgelendirdikleri belgeleri bunlara tarımsal destek değişik kalemler de var. Var. Şimdi efendim şöyle bir şey düşünsek, mesela bir incelemiş olsunuz. Belki zaten inceliyorsunuz da şu anda bu belgeye sahip olmadığı için destek alamayan kişi miktarı acaba anlamlı bir şekilde çok mu yoksa çok azaldı mı? Şöyle, 2014 yılında 3973 kişi vardı ÇKS'ye başvuran. Bunların değişik birkaç tanesi ölmüştür, şudur falan, iptal etmiştir. Onlar haricinde hepsi tarımsal desteklemeye hak ediyorlar. 2014-2015 yılı içinde geçen yıla göre baktığımızda şu ana kadar 200 civarında çiftçimizin dosyasını teslim etmediği görünüyor. O da 30 Haziran'a kadar teslim edebilirler. Onlarla ilgili bir sıkıntı yok. Bunları teslim edip başvuranlar başvurdukları ürünler ve dekardan nispetinde değişik tarımsal desteklemelerden yararlanabilir. Yararlanabiliyorlar yani. Tabii. Demek ki çoğunun durumları ele alınmış. Yani durumu ele alınmayan hala ben ya tamam madem öyle destek almıyorum diyerek bunu bile bile devam edenler var mı? Olabilir ama o konuda çok birebir herkese ulaşmamız mümkün değil zaten. Mümkün değil tabii. Tabii yani ama bir taraftan da kendileri de gelecekler tabii. Tabii yani ha. Neticede bir tarımsal destek ödeme söz konusuysa evet. İnsanlar buna rağbet ediyorlar. Evet efendim. Şimdi isterseniz yavaş yavaş daha önemli, daha gerçek konulara geliyoruz. Şimdi tarımsal desteklemeler nakit olarak veriliyor bildiğiniz gibi. Bunların birim fiyatlarını da bunlara göre söylemenizde yarar var. Bu birim fiyatlarını isterseniz çiftçi ve üreticilerimize bir kez daha söyleyelim efendim. Tamam. Şimdi çiftçilerimiz beyan ettikleri ÇKS dosyasında, çiftçi kayıt sistemi dosyasında hububat grubu, yani buğday, arpa, çavdar, yulaf, benzeri gruplar, meyve, sebze, bu gibi şeylere dekara 10 lira 60 kuruş mazot gübre desteği verilmektedir. Evet. Kanola, ayçiçeği, aspiri gibi yağlı tohumlar bitkilerine de dekara 15 Türk lirası da mazot gübre desteği verilmektedir. Evet. Ayrıca tahlil yaptırdığı takdirde dekara artı 2,5 lira da ilave tahlil desteği var. Bunu da veriyor. Yani bir dekar ayçiçeğine 15 lira mazot gübre alacağını tahlil yaptırdığı takdirde, belgelendirdiği takdirde dekara 17,5 lira mazot gübre desteği alıyor. Evet. Bununla ilgili artı bu yıl 2014 yılı ürünü için sözleşmeli kanola ve aspir ekenlere fark desteğine başvurup yağlı tohumlar destekleme ödemesini hak eden çiftçilere de dekarların nispetinde artı 10 lira ilave destek verilecektir. Bu seneki sözleşmeye göre verilmektedir. Mesela ayçiçeğine fark desteklerinde ayçiçeğine tonuna 300 lira yani kilogram başına 30 kuruş. Kanolaya 400 lira tonuna. Evet. Dane mısıra 40 lira. Aspire 450 lira tonuna. Buğdayın, arpanın tonu 50 lira. Ve çeltiğin tonu da 100 lira olarak destekleme fark desteği adı altında. Bunları çiftçilere başvurdukları takdirde bunların belli şeyleri var. Onlara göre destekleme ödemesi yapılmaktadır.
Ayrıca yem bitkisi desteğinde de çok yıllık ürünlerden yoncaya dekara 50 lira ve 4 yıl boyunca taahhüt ettiği evet. takdirde dekara 50 lira destek veriliyor. 4 yıl boyunca toplamda 200 lira destek. Tek yıllık silajcıklara dekara 35 lira. Silaj mısırlara da dekara, sulum silaj mısırlara dekara da 75 Türk lirası da destek verilmektedir. Yem bitkisi desteği kapsamında özellikle kaliteli kaba yem üretiminde. Tohum kullanım desteğinde de çiftçilerimiz sertifikalı tohum kullandığı takdirde buğday için dekara 7,5 lira. Dekara 7,5 lira. Arpa için dekara 6 lira. Çeltik için dekara 8 lira destekleme ödemesi yapılmaktadır. Bununla ilgili daha diğer işte fidan veya diğer şeyler daha az olduğu için onlarla ilgili de değişik kriterlere uymak şartıyla onların da destekleri var dekara ve onların taahhütnameleri de var. Evet. Onlara başvurulur. Onlar da verilecektir tabii. Onlar da evet. Şimdi efendim şöyle bir şey var. Ben daha evvelki bu desteklerle ilgili çıkan arkadaşlarla da aynı şeyleri konuştum. Bu destek olayı ilk çıktığı zaman düşünülen olay yani üretimde bu paranın kullanılması için o esas kabul edilmişti ki bu neye gerektiriyordu? Paranın önceden verilmesi. O işlem yapılmadan evvel. Ama bu hiçbir zaman şeyde uygulamak mümkün olmadı. Evet. Binaenaleyh bu destekler bir mükafatlandırma şekline dönüştü. Şimdi halen o şekilde devam ediyor. Yani şimdi bir desteği aldığı zaman çiftçimiz onu ta geride kalan bir süredeki bir dry faaliyeti için almış oluyor. Evet. Yani. Buna ne diyeceksiniz? Bunun mümkün değil mi efendim Türkiye'de? Yani bu şekil size göre değişmez diyorsunuz. Bu şekilde alıştı artık çiftçimiz. Bu şekilde de bakanlık da bu şekilde uygun görmüş. Bu şekilde yani, bacana uygun hani belgilendirmesi şartıyla. Evet. Üretini belgilendiği takdirde veya işlem tarımsal faaliyet yaptığını belgilendiği takdirde desteklemeyi ödeyeceğini taahhüt etmiş bakanlığımız. Evet. Çiftçilerimiz de istenilen belgeleri, bilgileri getirip beyan ettikleri zaman, belgelendikleri zaman bakanlık da bunları uygun gördüğü zamanda da parasını bir yerde tabii mükafatlandırma gibi oluyor. Tabii ki yani, efendim? Yani çiftçilerimiz için desteklenen önemli bir kalem. Önemli bir talep. Çok her önemli. Ne kadar miktarı büyük olmasa da en azından bir cebinde harçlığı bir 3-5 kuruşu temin edecek kadar önemli olduğu görülüyor. Şimdi efendim bir sorumuz daha var. Ondan sonra sizden bir reklam arası rica edeceğim. Çünkü bizim de televizyonumuzun yaşaması için reklamlara ihtiyacımız var. Şimdi şu, sizden istirham edeceğim. 2013 ve 2004 yıllarında ne kadar destek ödemesi yapıldı Edirne'ye? Onu sizden istirham edeceğim. Buyurun efendim. Şimdi 2013 yılında geçtiğimiz 2014 yıl içerisinde bu paralar ödendi. 2013 yılına ait Edirne ili olarak bütün ilçeleri dahil evet. olmak üzere 14 farklı destekleme kaleminde toplam yaklaşık olarak söyleyeyim 70 bin çiftçiye yine yaklaşık olarak 132 milyon Türk lirası destekleme ödemesi Edirne evet. iline yapılmıştır. Evet. Bu 2013 yılı üretim sezonu içindir. Şimdi 2014 üretim sezonu içinde şu ana kadar böyle yaptığımız il olarak Edirne ili olarak 18.300 üreticimize yaklaşık olarak 21 milyon 700 bin lira civarında tarımsal destekleme ödemesi yapılmıştır. Oraya bir soru şey yapayım hemen. Bu 2014 yılına ait hala daha ödenmeyen var mı? Hububat'ı mesela yılbaşında ödenen ilk taksidir. Hububat'ın ilk taksidir. Çünkü hububat desteği 30 Nisan'a kadar devam etmektedir başvuru süresi. Evet. Ayçek'te 1 Nisan'a kadar devam etmektedir. Dane Mısır'da 30 Nisan'a kadar devam etmektedir. Bu sürenin sonuna kadar bu ödeme takvimi Mayıs-Haziran'a kadar sarkacak. Yani belli dönemlerde taksit ödeniyor. Birinci ödeme, ikinci ödeme, üçüncü ödeme. Geçen yıl mesela fark desteğinde 46 milyon TL. Evet. Yalnızca fark desteği, hububat fark desteği 46 milyon lira. Ayçek fark desteğinde 45 milyon lira. Bu şekilde ödeme yapıldı. Yalnızca iki tane destekleme kaleminden 90 milyona yakın destekleme ödemesi yapıldı. Evet. Bu ilk desteği daha bunun içerisinde daha çok para ödenecek 2014 yılı üretim sezonu için. Ödenmesi gerekiyor. Ödenecektir. Bunlar... Ödenecek tabii. Tabii. Evet efendim. Şimdi şunu size gerçekten sormam gerekiyor. Sizin intibanız da çok önemli. Bu desteklerin yapılması
çiftçide ne derece memnuniyet yaratıyor? Yani gerçekten çiftçinin artık beklediği bir olay şeklinde, bir yan gelir şeklinde dönüştü mü bu bizim tarımımızda? Yok, çiftçimiz zaten yapıyor ama dediğim gibi bu şartlarda tarımsal destekler çiftçi için çok önemlidir. Önemli yani bunu yani. Dikkat ediyor çiftçimiz. Veya bir bayram ağzında falan verirse değil mi? Ya tabii onu bilemem ne zaman ödeyecek konusu ama bu önemli bir gelir çiftçi için. Yani çiftçinin bunu es geçmelerini düşünüyorum. Dikkat ediyor, önem de gösteriyor. Yani zaten oraya ben bakıyorum daireye, herkes bunlar için geliyor. Demek ki köyünden buraya geliyor, koşturuyor, tabii takip yani. Ediyor. Çiftçi şimdi bu işi yaptığı zaman neticede para alacak. Tarımsal devletin uygun gördüğü, yasal olarak verdiği bir şeyi. Evet. Çiftçi bunu da alacak tabii. Yasal hakkıdır. Evet. Evet Sayın Çakan, yavaş yavaş öğrendikçe yenilerine geçiyoruz. Çiftçilerimizle böylece akıldan çıkmış olan esasları da öğrenmiş oluyorlar. Şimdi burada bir konu var. Onu ben size sunacağım. Biliyorsunuz bir de fark ödemesi denilen bir destek var, ödemesi desteği var. Bunda dikkat edilecek hususlar nelerdir? Bu konuda biraz bilgi verir misiniz? Tabii. Çiftçilerimiz şimdi 2014 yılında üretip sattığı Trakya bölgesi için konuşuyorum. Yağlık ayçiçeği, kanola, dane mısır, aspir, buğday, arpa, yulaf, tritikare ve çeltik ürünleri için ilçe tarımında çek asitosu yaptırdığı takdirde bunlara başvuruyorlar. Bunlarla ilgili daha önceki yıllarda belli bir köy bazlı parsel verimi alıyordu. Artık şimdi parsel bazlı, yani her parselin verimi bakanlığımız tarafından, coğrafi bilgiler sistemi tarafından belirlenen değişik kriterlere göre. Yani Edirne bölgesinden ne kadar alıyor? Parsel parsel, her tarla için. Her 10 numaralı tarla. Bölge kriterleri de herhalde rol oynuyor her değil şey, mi? Her şeyde burada evet. Yıllık kağış, aylık kağış. Evet, rakım, tabii. Arazi büyüklüğü, eğim, soğukluk derecesi, ısı derecesi, her şeyi dikkate alınarak parsel bazında verim ataması yapılmaktadır. Bunlarla ilgili daha önceki yıllarda çiftçilerimiz bunu internet üzerinden TC numaralarını yazarak hangi parsele ne kadar maksimum verim dökebileceğini evet. görüyordu ama 2014 yılından itibaren bakanlığımız bu uygulamayı kaldırarak çiftçilerimiz yalnızca askıya çıktığı takdirde maksimum üretim miktarlarını görüyor. O yüzden çiftçilerimiz evet. askıya çıktığı zaman bunlara dikkat etsin. Maksimum ne kadar dökebilir, ne kadar mal üretmiş. Şu an öyle bir şey öğrenme şansı yok. Yalnızca biz bakanlık içerisinde kontrollerde hata payını minimuma indirmek için o ekrana geliyor ama çiftçilerin göreceği veya çiftçilerin anlayacağı bir şey değildir o. Daha önceki yıllarda bunu görüyordu. Artık 2014 yılından çiftçilerimiz ne kadar maksimum ürün dökeceğini artık göremeyecek. Bakanlığımız uygulamaya gitti. Dediğim gibi daha önce fark desteğinde kanola ve aspir için sözleşmeli üretim yapıp da sözleşmesini beyan eden ve fark desteğine başvurup da destekleme ödemesini hak eden çiftçilere dekara ilave 10 TL ödeme yapılacaktır. Bu daha önceki yıllarda böyle bir şey yoktu. Sözleşmeli evet. üretimi burada teşvik etmek için bakanlığımız böyle bir uygulamaya gitmiş. Tabii bakanlıkta sonuçlara göre hangisinden çiftçi daha çok etkileniyorsa olumlu yönde onları çoğaltıyor. Herhalde. Planlamayı, bakanlığımız planlamayı uygun planlama, önümüzdeki yılların planlaması 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık planlamayı yapmak için sözleşme üretimi tavsiye etmektedir böyle bir destek vererek. Belki bu daha önceki başbakanımız sanıyorum Ayçek için de böyle bir şeyin sözleşme uygulama üretimi, koymuştu. O dekara ilave destek ödemesi yapılacağını söylemişti ama sanıyorum önümüzdeki günlerde bu da açıklanır. 2015 yılı için böyle bir şey olacağını diye düşünüyorum. Ama tabii görmeden de bir şey diyemem ama evet. olacaktır büyük bir ihtimal. Evet. Onun haricinde başka dediğim gibi parsele göre verim ataması yapılmaktır. Her parsel aynı verimde değildir. Farklılık da gösterebilir. Dediğim gibi bu şekilde yapılır. Evet. Uydu tabanlı parsel tanımlama destekleme modelinde belirlenen verimlere göre evet. ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimiz bize dosyalarını teslim ederken fark desteği için konuşuyorum. Bu buğday, çeltik faturalarını teslim ederken biz çiftçiye aslını kaşe basıp kendisine 2000 işte o hangi yılsa o yılın fark desteği ödemesi için kullanılmıştır deyip kendisine iade ediyor. Fotokopiyi biz alıyoruz. Evet. Çiftçilerimiz bu kendilerine geri verdiğimiz faturanın aslını 5 yıl saklamak zorundadır. Evet efendim. Böyle bir şey bilgisi vardır. Onun haricinde fark desteğinde dikkat edilecek bir başka husus daha söyleyeyim. Başvuru süreleri. Şimdi çiftçilerimiz buğday ve ayçiçek fark desteği için
Buğday için 30 Nisan'a kadar, yani buğday, çeltik, dana, mısır ve arpa ürünü için 30 Nisan'a kadar Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine kadar dosyalarını teslim edebilir. Ayçiçek, kanola için ve aspir için ise 1 Nisan'a kadar en geç başvuru süresi var. Çiftçilerimizin buna dikkat etmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. O yüzden çiftçilerimiz zamanında getirirse, son güne kalmadan getirdiği takdirde herhangi bir mağduriyet yaşayacağını düşünmüyorum. Mesela ÇKS desteğinden, FARK desteğinden faydalanamayacak çiftçiler süresi içerisinde kaydını yaptırmayan, faturayı teslim etmeyen, unutan veya edemeyen, ihmal edenler. Tabii. Askıya çıktığı zaman herhangi bir yanlışlık, hata varsa bunu bize gelip de dilekçe vererek veya bir şekilde söyleyerek hatasını düzeltirmeyenler. Aratırım dediğim şey bu, burada olmuyor ama kayıtlı arazilerle ilgili bir mesela buğday desteğine başvuruyor ama buğday beyanı yoktur ÇKS'sinde. Bundan faydalanamaz çiftçimiz. Yani beyan ettiği ürünün desteğinden faydalanabilir. Beyan etmediği bir ürün desteğinden faydalanamaz. Bu şekilde de bazen tek tük de olsa olabiliyor. Çiftçilerimiz bazı şeyleri gözden kaçırabiliyor. Evet. Böyle şeylere dikkat ederse, onun haricinde başka çiftçilerimizin kafasına takılan herhangi bir sorun olursa bizlere telefon ederek veya uğrayarak, çayımızı içerek de her şeyde de yardımcı oluruz. Çok doğru. Şimdi efendim programın bak taraflarında bir ara söyledim ama bu Tarım Bakanlığı'nın destekleri ya bitkisel oluyor ya da hayvansal olabiliyor. Ona göre hatta bakanlık şubelerini bile bunları değil mi değiştirmiş. Evet. Ama burada şimdi ilginç bir destek var. Yem bitkisi desteği deniyor buna. Yem bitkisi desteği doğrudan doğruya hayvancılık yönelimde de dolaylı bir destek oluyor değil mi efendim? Evet. Çünkü yem bitkileri hayvancılığın olmazsa olmazı. Kesinlikle. Ne kadar yem bitkilerinde çiftçi başarılı, doğru hareket ederse o kadar çok hayvancılık yönünden verim o kadar çok alacaktır. Evet. Bu önemli destek hakkında da bilgi verir misiniz? Tabii çiftçilerimiz yıl içerisinde özellikle burada yem mezelesi, macar piyi, yem şalgamı, işte diğer macar piyi, silaj mısır, bu gibi destekleri şey yaparak çiftçilerin bulunan bayağı ilgi göstermek. Özellikle kaliteli kaban yem üretimi için, hayvancılık yapanlar için bu vazgeçilmezdir. Evet. Bunlar da dikkat edilecek şeyler. Çiftçilerimiz macar fiyini, yani ürünlerini hasat etmeden önce bizlere müracaat etmeleri gerekmektedir. Hasattan sonra yapılan müracaatlar geçersizdir. Bunu çiftçimiz biliyor ama bilmeyenler için hatırlatmakta fayda vardır. Hasattan sonra yapılan müracaatlar geçersiz olacağı için çiftçilerimiz hasat etmeden önce bizlere müracaat etmesi gerekiyor. Biz de bunlara göre planlama yaparak... Yani kapsam içine sokmuş oluyorlar o zaman değil mi efendim? Destek kapsamı içine sokmuş oluyorlar. Başvuruda bulunuyor. Kriterlere uygunsa destekleme ödemesini hak ediyor. Alamıyor. Çok güzel. Biz hasat etmeden önce gidip kontrollerini yapıyoruz. Destekleme uygun olup olmayacağı konusunda. Bununla ilgili de dediğim gibi, yani normal şartlarda Kasım ayının ortasına kadardır bu yem bitkisi desteği ama çiftçilerimiz hasattan sonra müracaat ettiği zaman bu destekten faydalanamayabilir. Tabii, gayet doğal yani. O yüzden başvuru süresine dikkat etsin, hasattan önce müracaat etmesinde gerekiyor. Bu şekilde çiftçilerimiz bunu biliyor ama bazen çok mücbir sebeplerden dolayı başvuramayabiliyor. O yüzden de sıkıntı yaşamamaları için daha önceden başvurmalarında fayda var. Fayda var. Onun haricinde başka dikkat edilecek husus. Evet. Yonca için 4 yıl taahhütname veriyor. Buna dikkat etmesi gerekiyor. 4 yıl yoncayı bozmaması, bozulursa tekrar yerini düzeltmesi gerekiyor. Yem bitkisi desteğinde dekara uygulanacak destek en az 10 dekardır. 10 dekar ve üzerindeki yem bitkisi desteklerine Tarım Bakanlığı destek vermektedir. Çiftçilerimizin şöyle bir uygulaması var. 10 dekar birinci ürün ve ikinci ürün olarak anlatayım. Birinci ürün macar fiyi, ikinci ürün silaj. Bu gibi 5 dekar başvurup iki farklı ürünle başvurursa toplamda 10 dekar oluyor ve yem bitkisi desteğini almaya hak kazanıyor. Ha. Yani 10 dekara ulaştığı için değil mi? Tabii. Birinci ürün silaj mısır macar fiyi 5 dekar, ikinci ürün mısır. Silaj mısır 5 dekar, toplamda 10 dekar ve yem bitkisi desteğini hak eder. Yani 5 dekar olan bir çiftçi de iki ürün ekerek yem bitkisi desteğini hak edişini kazanabilir. Evet. 10 dekar ve üzerinde sınır yoktur. Ne kadar ekerse, uygunsa, kriterler uygunsa destekleme ödemesine, bunlarla ilgili ödeme yapılır. Dediğim gibi iki farklı ürün de ekilebilir. Bunlarla tarlanın daha şey olur. Burada desteklemede
dikkat edilecek, yem listesine dikkat edilecek hususlardan biri de tabu kayıtlarına dikkat etmeleri gerekiyor. Kontrollere dikkat etmeleri gerekiyor. Bizlere yardımcı oluyor çoğu zaman arkadaşlar, evet. Çiftçilerimiz zaten. Yani bir başka yerde başka mesela burada çiftçi olup da civar ilçelerde arazisi olan çiftçilerimiz olabiliyor. Onları da bir şekilde beyan ederek onları da diğer ilçeler marifetiyle kontrol etmemizi sağlamalarıdır. Onların söylemeleri gerekiyor. Bazen gözden kaçıyor böyle bunun gibi durumlar. Onun haricinde bir de bu yıl yem bitkisinde bakanlığımız yeni bir uygulama getirdi. Yem bitkisi desteğinde tarım sigortası yaptırarak yani herhangi bir hasar karşısında sigortadan bir tazminat aldığı takdirde yem bitkisi desteğinde aldığı tazminat oranına olarak kadar aldığı tazminat oranı yem bitkisi desteğinden düşülecektir. Evet. Yani çiftçimiz hem zarar gördü hem yem bitkisi desteğine müracaat etti. İkisinden de faydalanmayacak. Hasar almışsa, hasar ödemesi almışsa o yem bitkisi desteğinden düşecektir. Böyle bir uygulama bu sene 2014 yılı için böyle bir uygulama geldi. Evet. Bunun haricinde de diğerlerinin çoğunu zaten çiftçilerimiz biliyor. Biliyorlar efendim. Evet. Şimdi o zaman şöyle bitireyim. Bu son bölümde sizin her zaman daha sık yapılan yanlışlara göre bazı tavsiyeleriniz, önerileriniz olur. Onları birçok kez söylemek zorunda kalmışsınızdır. Böyle tekrar tekrar düzeltmek zorunda kaldığınız veya çiftçilerin en çok hata yaptıkları veya yanlış yaptıkları yerler varsa onları da içerecek şekilde tavsiyelerde bulunmanızı, onlara nasihatlerde bulunmanızı istirham edeceğim. Böylece de programımızı bitirmiş olacağız. Yani çiftçimiz tabii çoğu şeyi biliyor da bazı şeyler ufak tefek de olsa değişti. Onun için diyorum. Önceki yıllarda kira sözleşmelerinde damga vergisi alınıyordu. Bunu kaldırdık. Köy kararı defter numarası vardı. Bunu kaldırdık. Yüzdekar olayı vardı. Noterden yapma zorunluluğu vardı. Kira sözleşmesi yüzdekarı geçenlerde noter zorunluluğu vardı. Bunu da kaldırdı bakanlığımız. Çiftçilere bir şekilde formaliteyi yani resmiyeti azaltarak bu şekilde geldi. Mesela birden fazla ilçede tarımsal arazisi olup tarımsal faaliyet yapılan çiftçilerimiz 3 tane ilçede tarımsal arazisi varsa istediği herhangi 3 ilçenin herhangi birine müracaatta bulunabilir. Yani ikamet şartı aranmıyor. Daha önceki yıllarda Edirne'de oturuyordu. Atıyorum Süloğlu'nda, Lalapaşa'da, Hapsa'da arazisi vardı ama Edirne'ye getirmek zorundaydı. Hapsa'ya veremiyordu ama şimdi atıyorum 3 tane 4 tane ilçede veya herhangi bir ilçede yeri varsa istediğine verebilir ama bütün destekleme uygulamaları verdiği yerden takip edecek. Yani bundan şöyle mi anlamış olayım? Arazisinin bulunduğu yerde olabilir, ikamet ettiği yerde. Hangisinden istiyor? Tabii, çiftçinin tercihine bırakılmış. İster atıyorum Hapsa'da, ister Lalapaşa'da arazisi varsa şayet, orayı da verebilir, burayı da verebilir. Onun tercihine kalmış ama ondan sonraki destekleme ödeme oradan takip etmek, yıl boyunca takip etmek zorundadır. Zorunda kalacaktır. Onun haricinde başka dikkat etmesi gereken, yıl içerisinde, ürün değişiklikleri, ÇKS'ye başvurduğu beyanlarında herhangi bir ürün değişikliği olduğu takdirde bunları çiftçilerimiz 30 Haziran'a kadar 2015 ÇKS'ye uzatıldığı için 15 Temmuz'la 15 Ağustos arasında bu değişiklikleri yapabilir. 2014 yılına dahil mi oluyor bu söyledikleriniz? O kontenjana mı dahil? 2015 yılı 2015'e dahil. 2015 yılı ÇKS kayıtları 30 Haziran'a kadar uzatılmıştı. Çiftçilerimiz beyanlarını veriyor fakat daha sonradan işte çeltik sahası değişiyor, şu falan değişik sebeplerden dolayı, mecburiyetten dolayı ürünü değiştirmek zorunda kalıyor. Ekemiyor veya ekmişte bir problem oluyor veya parça bir şey oluyor. Bunlar 15 Temmuz'da 15 Ağustos arasında dilekçe vererek düzelttirebiliyor. Bunun haricinde mücbir sebepten yani zorunlu haller dışında olan durumları yıl içerisinde her zaman değişiklikle açıktır. Yani mücbir sebep olması şartıyla her zaman değiştirebiliriz. Onun haricinde ürün değişikliklerinde bunu yaparken de B formu yani eski adı C formu şimdi adı B formu da yeniden yazacak. Yani üzerinde silinti kazıntı olmayacağını baştan söylemiştik. Bunları yeniden B formu da bize müracaat etmeleri gerekiyor değişiklikleri. Onun haricinde başka dikkat etmesi gereken şeyler çiftçilerimiz işlediği arazilerde şayet mülkiyet kısmında mali hazinesi yazıyorsa bunlarla ilgili kira sözleşmesi olmak zorundadır. Çiftçilerimiz ecirmisili ödüyor bazı durumlarda. Ecirmisiller kesinlikle kabul edilmiyor. Resmi bir kira sözleşmesi olmak zorundadır. Çiftçilerimizin beyan ettiği tapu bilgilerinde
herhangi bir yanlışlık olması durumunda takvis kayıtı, yani tapu kayıtlarını biz sistemden online gördüğümüz için sistemden tapu kayıtlarını dikkate alıyoruz. Çiftçinin tapusunda maddi hatadan dolayı işte yanlış yazılmış olabilir ama tapu kayıtları, tapudan gelen bize gelen kayıtlar bizim için geçerlidir. Bu şekilde bilmesi gerekiyor çiftçilerimizin. İşte benim tarlam işte atıyorum 15 dekar işte ama niye burada 10 dekar çıktı? O yüzden biz tapu kayıtlarını, yani tapudan online gelen verileri dikkate alıyoruz. Onun haricinde başka dikkat etmesi gereken çiftçilerimiz kira sözleşmesi yapıp 3 yıllık veya çok yıllık 5 yıllık yaptığı zaman kira sözleşmesi devam ederken mal sahibinin vefatı halinde 3. yılda 5 yıllık yapmış yapılan diyelim, anlaşmalar devam ediyor. Anlaşmanın sürenin sonuna kadar mirasçılarının itirazı olmadığı takdirde. Olmadığı sürece. Tabii. 5 yıllık yaptı. 3. yılda mal sahibi vefat etti. Sahipleri, yani yasal mirasçıları tapuları intikal ettirip eğer o kişiye biz itirazımız yoktur, sen sürenin sonuna kadar kullanabilir istersek kullanabilir. Aksi takdirde eğer anlaşma feshedilir kendi aralarında. O noktada itibaren bitmiş olur. Bitmiş olur. O şekilde yapılır. Daha önceki yıllarda böyle bir uygulama söz konusuydu. Çıkarmak zorundaydı. Onun haricinde dikkat etmesi gereken ÇKS kaydı yapılamayacak arazilere baktığımız zaman sahibi ölmüş, intikali yapılmamış ama kira sözleşmesi devam edenler hariç olmak üzere bir de sahibi bilinmeyen araziler ÇKS'ye kaydedilemeyecektir. Baştan itibaren yani dışarıda olan şu anda. ÇKS'ye kaydedilemeyecek tapu olarak söylüyorum yani. Yani değişik nedenlerle. Kira sözleşmesi yapılmış, vefatı olmuş ve mirasçının itirazı olmadığı takdirde devam eden sözleşmeler hariç olmak üzere sahibi ölmüş, intikali yapılmamış. Ya da ortada bir tapu var, sahibi belli olmayan, yani mirasçısı belli olmayan olmayan tapular ÇKS'ye kaydedilemeyecek. İntikali yapılmış ve belgelendirmesi şartıyla, kira sözleşmesi belgelendirmesi şartıyla ÇKS'ye kaydı yapılabilir. Evet, çok iyi anlaşıldı. Evet. Bunun gibi şeyler var. Onun haricinde çiftçilerimiz daha önceki yıllarda bazı köylerimizde veya burada merkezde bazı yerlerde tarımsal araziler arsa basmına dönüştürülmüştü. Ama şu an halihazırda tarımsal faaliyet yapmaktadır. Arsa basmındadır. Bunun gibi taşlık, kayalık ve benzeri tapuda değişik isimlerde birçok değişik vasıfta tapu kaydı bulunmaktadır. Bunların kayıtlarına baktığımız zaman eğer tarımsal faaliyet yapıyorsa, harmanlık, taşlık, kayalık ve benzeri çalılık da dahil olmak üzere benzeri durumda tarımsal faaliyet yapılması şartıyla ÇKS bunların kaydını yaptırabilir. Evet. Bu şekilde. Evet. Onun haricinde bizim gözden kaçırdığımız veya tipçinin de ekstra bir şey sormak istiyorsa onlara da biz de yardımcı olmak lazım. Gelsinler bir çayımızı içsinler diyorsun değil mi efendim? İçeride. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili çiftçilerimiz, değerli tanımcılarımız bu gece gerçekten A'dan Z'ye az ihtimalle de olsa ama başa gelebilecek, olabilecek hataları en son anına kadar arkadaşımız sizlere çok iyi şekilde anlattı. O bakımdan şanslısınız. Ama şanslı olanlar, yani bu akşam bu programı izleyememiş olanlar için de şöyle bir fırsat var. Yarın saat 16.30'da 4.00'dan itibaren bu programı bir kez daha izleyiniz. Çok şeyleri orada yeniden duymuş, öğrenmiş olacaksınız. Ben bunu size bilhassa öğreniyorum ve bu program içinde gerçekten Tarım Müdürlüğü'nün daire amirlerine, bölüm şeflerine, hepsine ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabii bu arada konuğumuza da çok çok teşekkür ediyor. Bundan sonraki programlarda da yine fırsat düştükçe beraber olmak istediğimizi kendisine bildiriyoruz. Önümüzdeki hafta bir başka programda görüşmek üzere sizlere sevgilerimizle saygılarımızı sunuyoruz. Ve ben de konuğuma programı bitirmek görevini veriyorum. Buyurun programı bitirin. Teşekkür ederim. Çiftçilerimize hepsine kazançlı, bereketli hasatlar diliyorum. Evet, çok teşekkür ederim efendim. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. We'll be right back.
senden, bir yaması biziden. Bilme sağlık anlamcılığında, diş bizini nasıl bekleyeceğim. Birman'ın neşesi de lezzeti de bol olunca, doyulmaz böreklerin, çöreklerin.